Herkes duysun TV'den Kadınlar Duysun programına hoş geldiniz. Ben Ebru Canbuldu. Ben Helen Yalçın Temel. Burada birlikte magazinin, modanın ve güzelliğin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Evet Ebru'cüm, bu hafta yine bir sürü şeyler olmuş. Evet. Biz yokken buralarda. Baya baya <laughs> magazinde olsun. Genel anlamda çok şeyler dönmüş. Hemen başlayalım o zaman. İdiot tatlı sesin doğumu ikizleri oldu. <laughs> Ondan sonra bir paylaşımları olmuş. Hayırlı olsun diyorum. Eşini çok seviyorum zaten. Çok tatlı bir kız. Çok İdo tatlı da tatlı bir yani. çocuk. İbrahim tatsesi birebir tanıyorum zaten. Hı hı. E, kolpaçını dörtle de zaten oynadılar galasına. Gidemedim ama çok e, wow da olmamış. Çok da hoşuma gitmedi kolpaçını dört ama hı hı. güzel. Ben gitmedim henüz. İdo tatlı sesi seviyorum. Karısı da gerçekten çok tatlı bir kız. İkizleri de çok tatlıdır umarım. Çünkü böyle yakışıklı ve böyle bir güzel çocuğun ikizleri de çok güzel olur diye tahmin bir ediyorum. Bir de değil mi Ebru? İdo'nun böyle gelişimine hepimiz şahit olduk ya. Evet. bence çok Çocuk, kendini evet. geliştirmiş birisi. Yani gittikçe de kendini geliştiriyor. Eşi zaten hakikaten dünya gerçekten güzel olacak çok tatlı. bir Karakteri e kız. Karakteri de güzel kızın şimdi. Aynen çok güzel. Yani Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyütsün. Ee, İbrahim ve Sinan koymuşlar İsmail'in. Aa insanını. tabii babasının hakkını vermesi <laughs> gerekiyordu. Üç nesil İdo, İbrahim Hı. ve İbrahim yine aynı şekilde Kesinlikle. o şekilde gitmiş. Güzel olmuş ha. Bence de güzel Ananı olmuş. babalı büyütsünler diyoruz. Onları da tebrik ediyoruz burada. İsmail Hacıoğlu'nun bir açıklaması var ki ben İsmail Hacıoğlu'nu çok seviyorum. Oyunculuğunu Hı -hı. seviyorum, karakterini seviyorum. Ve gerçekten müthiş bir e, şey sinema filmi yaptılar. Cem Karaca'nın hayatını Hı -hı. E, canlandırdı ve gerçekten müthiş seslendirmesi kendine ait, hı hı. E, görsel olarak birebir zaten aynısını yapmış ve e, galada kızmış, hı hı. Melisa ya baya bir yüklenmiş hı hı. gelmemiş galiba galaya o ara demiş ki yani mülteci olsan anlarım da sonuçta sen oraya yaşamaya gitmişsin hı hı. yani galaya da saygı duyup gelmen gerekiyordu gibi bir açıklaması olmuş. Hı hı. Bence de doğru bir yorum yapmış ama tabii ki Melisa'ya da sormak lazım için gelmemiş. <laughs> Dinliyorum. Yani şimdi böyle bir filmi çekiyorsun ve galası Aynen. oluyor. Her zaman olacak bir şey değil. O galada da ne olursa olsun bulunması gerekiyordu bence. Evet. işine saygı duyan birisinin orada bulunması, bulunması gerekiyordu gerek ne olursa olsun. Ve dediği gibi mültecide değilsin herhangi bir pasaport sıkıntın yok bir şey yok. Hani orada bir şey olması gerekiyor. Sınırda seni bırakmamaları gerekiyor ki ancak o zaman gelme. Sen bir iş yapmışsın onu da hani. Gerçekten saygı duyarak şey yap bir de Cem Karaca'nın hayatından bahsediyoruz. Çok haklı bence İsmail bence Hacıoğlu de. da sana kesinlikle katılıyorum. Ayıp etmiş bazıları de bence. Ayrıyeten de 4 yıl önce ayrıldığı eşiyle tekrardan barışmışlar ve İsmail. ben ona çok sevindim. Hı -hı. Çok mutlu oldum. Umarım onlar da mutlulardır. İnşallah. Ee, Zeki Müren ve Bülent Ersoy. Bülent Ersoy bir açıklama yapmış beni kıskanarak öldü diye de Zeki Müren'in buna böyle bir şeye zaten ihtiyacı yoktu. Zeki Bey'in zaten müthiş bir karakteri vardı seni kıskanmak gibi bir amacı ya da herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ve ben Zeki Müren'e çok büyük hayranlık yaşayarak büyüdüm hı hı. sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Birazcık şimdi hani bir divadan bahsediyoruz ama evet. yani belli bir yaşa geldi. hani Tabii <laughs> şartellerin yandı. Aynen birazcık böyle ne söylediğini o da bilmediği bir evreye evet. gelmiş gibi geliyor bu söylediği sözde. Çünkü hani Zeki Müren'den bahsediyoruz. Zeki evet. Müren neden seni kıskansın? Asla Ya da hani sen mi? de kıskanma. İkiniz de ayrı ayrı yerlerde çok değerlisiniz. Ben Bülent Ersoy'un um, bu ülkeyde. Gerçekten bir ikon olduğunu düşünüyorum. Evet, o, Tavzıyla, ayrı. Tavrıyla, tavrıyla, hareketleriyle, konuşmasıyla evet. tamamen bir ikon aslında Türkiye'de. E, ama Zeki Müren de bir ikon. Aynen, oldu. devdi. Yani kesinlikle. Yani ikiniz de ayrı ayrı aslında ikonlarsınız evet. hani Türkiye'ye baktığında işte sanat camiasında. Aslında hiçbir zaman Sayılı unutulmayacak evet. iki isimsiniz. Sayılı isimler. Yani çok talihsiz bir açıklama Kötü olarak buldum. Kötü olmuş bulduğunuz. yani. Çok ölmüş. Bir, evet. Bir açıklama gidiyor. tam Bülent ters ya. Neden hani böyle yerlere veya böyle yok. konulara Mail veriyorsun. Aynen, hani giydiğin kıyafetle bile bir ikon. Evet. Senin artık kendine göre bir makyaj tarzın var, kendine göre bir kıyafet Tabii tarzın ki. var. Konuşman bile ona göre. Ee, Zeki Bey'in de aynı şekilde, evet. Zeki Müren'in de aynı şekildeydi. Her şeyle kendine şahsına münasır bir şeydi sanatçımızdı. Evet. Yani birisinin birisini kıskandığını düşünmüyorum. Çok talihsiz ve biraz da yaşına veriyorum artık Aynen aynen, aynen. Bir de ölmüş bir insan tekrardan böyle bir açıklama gereği neden bulunursun? Çok doğru olmamış aslında. <laughs> Demet Akalın'ı gördün mü? Evet. Neydi 17. o ya? Keşke görmeseydim. Yani Safiyye soymana benzememiş. mi? Son zamanlarda ben gerçekten anlayamıyorum Ebru. Demek bakalım inanılmaz derecede son zamanlarda böyle şey yapıyor. Hani işte ben çıkıyorum orada sadece sanatçılığımı şey yapıyorum. İnsanlar benim vücudumu izlemiyor. Ya sen taş gibi bir vücuda sahipken sadece, ne yani. kıyafetlerle çıkıyordun o sahneye? Evet, ama şu anda öyle hani bir neler de sahip diyorsun? değil. Aynen. Şu anda hani öyle bir vücudun yok. Tamam. Onu şey yapmıyorsun. Bari başka diğer genç olanlara ya da vücudu güzel olan evet. da orada hani çamur atma gerek yok. Bak özenmişsin. Evet. Asıl böyle güzelce kombinlenen bir kıyafeti bile ne hale getirip giymeye çalışmışsın. Hani içten içe özeniyorsun evet. aslında bir taraftan. Çocuğum üşümesin diye için eşlik giydirdim. Mantığı olmamış mı? <laughs> Yani çok saçma olmuş çok gereksiz çok olmuş hiç giyme daha iyi daha o zaman kendine e, yakışan tarzda evet. bir kıyafet giyebilirsin sırf orada işte e, ünlü bir şeyi kıyafeti giyebilmek için de hiç bu kılığa girmene ne, gerek, gerek yok, yok. Çok, çok komik olmuş çok kötü olmuş ve son dönemlerdeki yaptığı o açıklamalar da hani hiç hoş değil aslında. Zaten akli dengesinin çok yerinde olduğunu düşünmüyorum ben de. Birazcık evet bana da psikolojisi, psikolojisi son bozuk. zamanlarda e, bozuk gibi geliyor. Da Kendi geçmişini çabuk unutan birisi evet. bence yani geçmişte o mankenlikten şarkıcılığa geçtiği dönemlerde hatırla Demet Akıl'ın kliplerini, Tabii canım, çok sahnelerini falan neler giyiyordu. Ama Şimdi gelmiş an... benim etimi görmeye gelmiyor hiç kimse diye. Giyme an... o yani zaman çok kardeşim sadece ben böyle bir görüntü görmek Aynen, istemiyorum bu daha para daha verip geliyorum. bence. Bence Yan taraftaki biteceğim. kız gibi giyinse daha güzel Aynen. olurdu yakışsaydı da. Zaten kıza çok güzel yakışmış. Onu örnek alıp giyinip de bu şekilde çıkması da absürük bir durum Aynen. yani. Çok saçma geldi bana. Sokak stili var. Eda Balkan, Belgüzel Koral ve de Merve. Ben Merve'nin akıl sağlığını yerinde bulmuyorum. Murat'tan sonra kız Maf oldu. Birebir de tanıyorum kendisini. Daha da, da birlikte vakitte geçirdik ama Merve böyle bir kız değildi. Hı hı. Merve son zamanlar psikolojisini gerçekten yitirdiğini ve akıl sağlığının çok yerinde olduğunu düşünmüyorum. Sokak stili dediğimizde de yani bel güzel Koral markete e, sakız almaya gider gibi. <laughs> Merve zaten Merve'ye kızmıyorum artık ben ya. Gerçekten ona hani söyleyecek çok bir cümle bulamıyorum. Hı hı. Hani ne söylesek de zaten tersine yapıyor Aynen. herhangi bir şeyde. Yani, şey yani şöyle bir şey var mesela e... Bergüzardan başlayacak olursak hı hı. Leopard çok tehlikeli bir parça. Evet, her hem güzel, güzel bir giyinleme. parça hem de çok tehlikeli bir parça. Evet. Yanlış kombinlendiğinde inanılmaz kötü görünen evet. ve seni de böyle çok kötü gösterebilecek bir parça. Güzel kombinlendiğinde ise evet. bir o kadar e, güzel bir şey çıkıyor ortaya, stil çıkıyor. Orada mesela o leopar desenli pantolon falan hiç olmamış sokak stiline de bence uymamış. Birazcık böyle saçma bir kombin çıkmış. Aynen öyle. Ve kesinlikle katılıyorum Merve'nin ruh hali, ruh sağlığı yerinde, yerinde değil. Yerinde değil. Açıklamaları Sürekli falan. böyle değişik değişik açıklamalar yapıyor. Kaldıramadı çok küçük yaşta Ağır Belki ya. kaldıramadı Sonra yaptığı o evlilikte neler evet. yaşadı Bilmiyoruz onları kaldıramadı e, Çok kısa süren bir evlilik yaptı onun üzerine Şimdi çıkıyor ben Dubai'de Bilmem kaç milyonluk teklif imzalacağım. 100 milyon mu ne demişti Mesela en son yanlış hatırlamıyorsam İşte Dubai'de bir şeyhten Bana evlilik teklifi geldi Uyduruyor Böyle... mu acaba ya? <laughs> Galiba kafasında başka şeyler de yaşıyor olabilir Çünkü yaptığı açıklamalar da çok değişik. Değil. Evet, Starlı çok değişik. Ee, sedaya gelince çok beğenirim. Ee, çok tatlı ama bence pantolonun oradaki o geçişleri kendi vücuduna uymamış. Hele evet. üzerindeki kazakta böyle çok değişik bir görüntü evet. olmuş orada. İşte pantolonun önden kesilmesi bilmem ne. Ama hani... şu an çok tarz yani şey çok revaçta bir kesim ve çok aşırı genel. Evet giyinlen, ama daha farklı kombinlenebilirdi. Yani evet. üstte o kadar bol bir kazak giyilmezdi. Daha farklı bir üstle ee, ne bileyim tatlı bir crop topla olabilirdi. Yani üzerine farklı bir ceket atılabilirdi. Evet, ama ceket, bu. bu üstteki kazak böyle vücudunu oradan zaten şey gibi kare gibi göstermiş evet. ki e, Seda Bakan benim bildiğim kare bir vücut hattına sahip değil. Biraz daha böyle şeye de e, nasıl diyeyim bir bel kıvrımı da olan bir kadın. Orada direkt kare bir görüntü altta da böyle inen siyah siyah Çok şeyler. Lazım, evet. Çok kötü göstermiş o parçayı. Ama şu an, Çok star bir parça evet. olabilir ama Üstteki kombini o vücudunu çok garip göstermiş. Şu an oradaki kötünün en iyisi o. <laughs> bence üçü de birbirinden kötü. Ay şey yok. ya. Belgüzel Koreli saçı şey gibi durmuş. Bizim kaya kocaların kullandığı kafamız üşümesin diye böyle saçlı falan yoğun bir yere, şapkalar var ya. <laughs> evet. Onun gibi gördüm şu an. Tuhaf duruyor ama ben beğenmedim ya. Sokak stili dediğinde de eşortmanla Aynen. çık böyle çıkma daha tarz durursun. Kesinlikle. Üçü de bence çok kötü Aynen. olmuş. Aynen. Pelin, Burcu Biricik, Emel Sayın'ı kim oynasın hmm. dizisinde? Ben e, şöyle söyleyeyim. Pelin, evet iyi bir oyuncu. Hmm. E, fakat Pelin ile Burcu'nun arasında dağlar kadar fark Çok. olduğunu düşünüyorum. Çünkü Burcu Biricik benim gözümde oyunculuğu müthiş bir kız. Hmm. Yani en son şeyde oynamıştı. Camdaki kızda hmm. oynamıştı ve gerçekten müthiş bir izlenmesi de vardı. Pelin zamanında bir gençlik dizisi vardı şu an aklıma gelmiyor oradan Kabak zaten. Gellerim. Kabak Yerlerim. meşhur oldu. Daha sonrasında çok bir dizi dizide oynadığını zaten görmedim. Ama Burcu Biricik gerçekten işini hakkıyla yapan oyunculardan bir tanesi. Emel Sayın'ı da oynayacaksa zaten Burcu Biricik'in oynaması lazım. Diye düşünüyorum. Yani yüz olarak da tip olarak da Burcu daha çok yakışıyor evet. tabii buna. Ama tabii biliyorsun hamile aynı zamanda. Aa, Onu da bak. Tebrik edelim buradan. Bence de. Tatlı ben bir bilmiyordum. haber şey yaptı. E, çok yeni daha. Hamileli, Aynen. o yüzden de bir süre muhtemelen şey projelerden falan uzak kalabilir. Ama tabi bizde şaşırtıyorlar, olmaz. belki çok daha hani ona da uygun Daha karnı şişmemiştir dönem. falan çok uzun Aynen. sürede değil muhtemelen oynayabilir. Aynen. Aynen. Tabi, yani ama bence Burcu da Burcu daha çok yakışıyor. Evet. Yani şu fotoğraf bile zaten diyor ki hani ben e, buradayım. Evet. diyor Onun için. yüzlü hatları falan <laughs> direkt alttaki fotoğrafla Kesinlikle. zaten hemen Sayın'ın fotoğrafıyla Çok fotoğraf da tatlı bir iş çıkartır. Aynen. Gökhan Özen için ne düşünüyorsun ya? Gökhan Özen, ee, diğer şey erkek sanatçılar çok abarttılar ya. Ama yani Gökhan Özen'i çok severdim, hala da seviyorum. Fakat bu görüntü bir de demiş ki ben botoks dolgu yaptırmadım demiş. Hı hı. Yani bunların ayarlarıyla hep Seda Sayan oynadı zaten. <laughs> Ya e, bilmiyorum hani şöyle bir şey var bunlar da e, biraz daha bakıyorsun şimdi Gökhan Özen gibi birkaç isim daha var. Evet. Birazcık yaşlandıkça muhtemelen şey yapıyorlar hani o e, komplekse giriyorlar yaptırayım. Hani bazı yaptırayım. insanlar o yaşlanmayı evet. sevmez bir şeyler yaptırayım der. Ufak dokunuşlar olabilirdi ama çok abartı olmuş yani o elmacık kemiğindeki dolgular beni benden al alıyor. Tabii zaten i̇şte bir açıklamasını da yani yok. Şurada bir kütle var şöyle duruyor. Yani bu Neçin, kadar evet. dolgu çok fazla. Geçen bir fenomen de hatta ya. onu taklit etmiş, elmaları koymuş, fotoğraflar çekmiş demiş, evet, evet, demiş ki evet, elmacık güzel gibi şeyler yapıyor. Onu söylemiş ama olmamış ya. Yani botoks ilk değil, fotoğrafta dolgu... şimdi e, botoks var gibi görünmüyor ama diğer e, mesela öbür taraftaki daha estetik evet. duran fotoğrafında aşırı derecede hem botoks hem dolgu var. Zaten ve... dolguyla botoksu karıştırmış sonra da demiş ki botoks yaptırdım falan diye bir açıklaması da olmuştu. Yani botoks öyle bir şey değil. <laughs> botoks öyle bir şey değil. Botoks daha doğal da yapılınıyor. Aynen. <laughs> ama dolgu dediğimiz şey çok abartıya kaçtığında çok kötü oluyor. Bir de işin kötü yanı Ebru hani bu dolgu yüz bölgesinde dolgu abartıldığında evet. sonrasında o yüzde çukurlaşmalar oluyor. Tabii. Ya hatırla işte Donatello'yu ya, hani yani kadının deli gibi parası var ama yani o şey Versace yani Deli gibi kötü bir yüzde geliyor evet, o dolgulardan hemen. dolayı. Bu kadar yüzde... Ama kendini çok güzel hissettiğini ve çok mutlu olduğunun açıklamasını da yaptı hiç kendisi. Hiç bence şey değil, güzel bir şey bence değil. de Bir değil. de mesela son dönemlerde gördüğüm erkekler artık dudak dolgusu da... Her şey yaptırıyorlar. Başlamış. Bir kadından çok daha çok bakım ya. yaptıran insanları tanıyorum birebir. Ya. Benim hoşuma hani gitmiyor. eril ve dişil dengesi de Arayı korumak lazım, var. evet. Yani biraz daha o erilin eril gibi olmasını... Daha çok hoşuma gidiyor. Mesela ben hani seven vardır sevmeyen vardır Tabii ama aynen. erkeğin bacak bölgesindeki lazeri bile çok sevmiyorum. Ben Bence seviyorum. <laughs> <laughs> Türk <gülüyor> halkı Türk kadın olarak aynen. erkeğin bacağında kıl olacak abi falan. Aynen diyorsun. en azından değil mi? Hani bir eril dişilip <laughs> hani orada bir ayrılmak evet, gerekiyor hani yetişmeden bence. yetişmeden bir köselik durumu vardır çıkmaz <laughs> anlarım ama daha sonrasında bu şekilde gidip de lazerde bacakta göğüste falan yaptıranlar da bilmiyorum Hı. artık. Göğüste hiç değil. karşı değilim. Hiç karşı Gerçekten mi? Evet mesela kasları varsa da çok daha Hayat. çok daha temiz bir görüntü ama hani vücudun her yerine yapılıp mesela bacakta yok işte kolda yok. Ya şey gibi, bir kadından daha evet, temiz yani, olanlar var yani bakıyorum. O erillik baktığında. sanki böyle bir gidiyor gibi. Çünkü bizim evet. o güzellik algımız zamanla oturan güzel algımızda hani kadının farklı erkeğin farklı bir güzellik evet. algısı var ya sanki o e, erkek oradaki o eril görüntüsünü kaybediyormuş gibi geliyor bana. Yani hele bu kadar dolgu çok abartı geliyor. Ben ve hiç de. gerek yoktu. Daha gerek tatlı yoktu bir... gerçekten. Zaten çok milyon. Minyon. Evet milyon Aynen. bir adam. Yani çok tatlı bir yüzü vardı. Çok Ne gerek var? Rafet Erdoğan'ı gördün mü? O, çok Aynısı. O da diyor yok diyor bu diyor filtreden. Abi nasıl yani insanlar bunu görüyor ve gör, senin eski halini de biliyor. Dolgu filtresi evet. böyle. Evet. Diyorum ya Seda Sayan, hepsinin ayarlarıyla oynadı batırdı O zaten <laughs> ayrı bir olay yani. Berrak Tüzünat Konuşamadım. Berrak Tüzün Ataç. Dansı var. Hı. Ne düşünüyorsun? Zaten, e, zaten bir kalça sallaması var da ben orada hı hı. Bir şey göremiyorum zaten şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadın çok marjinal bir tip. Ama evet. olmayan kalçanın dansını yapmak <laughs> nedir abi yani? <laughs> Yani biz ne dersek diyelim onun kendi bir iç dünyası var Hı -hı. inanılmaz derecede. Marjinal hiçbir şekilde hani e, şey belli kurallara ya da belli şeyleri e, uymuyor. Kendine ait bir dünyası var bu evet. kadının. O yüzden hani e, biz eleştirelim sabaha kadar konuşalım ama o bunlardan şey yapmaz yani. Bu çünkü kadın bu. Evet. Yani konuşmasıyla, tarzıyla, şeyle, her türlü marjinal bir şey e, kadın o yüzden. Ho Hoş mu? Valla keşke gitmedik. hani dans güzel olsaydı diye yani düşünüyorum olsaydı dans hani o şey. Hani en azından insan e, tamam yaptığı şeyler biraz böyle daha farklı olabilir ama evet. biraz da kendine e, yakıştırman gerekiyor. Aynen öyle. Güzel olmamış dans ben. Moda haftamız vardı bir de. Ah evet. O da evet, haftamız. Evet onlardan yorumlayalım. Jemi. Var. Bakalım nasıl olmuş. Bir çok tarz olmuş. Sence? Çok güzel bir adam. Bence <laughs> <laughs> çok yakışıklı ve çok güzel olmuş tarzı. Aynen gayet Benim güzel olmuş gitti. yani. Yakıştırmış kendisine. Biraz o kahve kahverengiyle alttaki o pantolon Ay, rengi evet. ve en alttaki pantolonun renginde bir hafif bir şey var. Uyumsuzluk var ama oradaki Göze o uyumsuzluk bile ama. Şeyi, yani o harmoni yakalanmış bir şekilde Evet gayet güzel olmuş Penny ve Entry var direkt baktığımda Mabel Matiz'i gördüm <gülüyor> <gülüyor> onun tarzı da çok yakın birbirlerine bence uyumlu hoşuma gitti ya o kadar çirkin bir göz e, yorucu kısımları yok tabii ki sen ne düşünüyorsun zıt renkler zaten yani e, şöyle bence ikisi de birbirinden tarz olmuş evet. kendi şeyinde kendi klasmanında gerçekten ikisi de birbirinden tarz olmuş çok şık olmuşlar evet. hatta. Yani, normalde mesela o pembe renk falan da böyle herkese yakışacak evet, bir evet, renk evet. değil ama soğuk bir renk çünkü ama çok yakışmış demek ki. E, bir de turuncuyla kombinlemiş. Evet. E, gayet güzel olmuş. İsteyince oluyormuş demek ki bak. Aynen. <laughs> Tarlı <laughs> olmuş. Türk sanatçıları size söylüyoruz. Aynen. Yani illa siyahlara karalara bürünmeye bir gerek, gerek, gerek yok. Gayet o renklerle de güzel kendine yakışan kendi ten rengine yakışan evet. ya da mesela e, şimdi pembe soğuk bir renk diğeri turuncu sıcak bir renk o ikisinin şeyi bile e, aynı anda kombinlenmesi bile bir harmoni yakalamış ondan. Evet. Onda. Zeyn Zeyne bakalım. Bir takım giymiş ama üstünde yazıları olan. Evet. Bu çocuğu çok seviyorum. Çocukluktan beri de zaten e, gerçekten medyada yer alan bir çocuk. Mesela siyahlar giymeyelim ama bu çocuk giysin. Aynen. <laughs> Yakışıyor. Yani buna da yakışmış şimdi. Oradaki o üzerinde yazılar falan da gayet kendine Aynen. yakışmış. Yaptığı şeye de işe de yakışmış. Çok da şık olmuş. Eleştirebileceğim hiçbir yanı şey yok. Erkekleri beğendik ya, erkekler çok iyi giyinmiş. Evet. Kimse stylingini yapan onların Teşekkür güzel ediyoruz. şeyler yaptılar. Teşekkür de biraz el atarsanız <laughs> çok sevinirim. <laughs> var. Ben çok tarz buldum. Hı hı. Yani yakışmış üstündeki o renk, hardal Mesela sokak stili ise bu olmalı. Biraz <laughs> önceki bizim... Sokak evet, stili dediğim bu, bu tarz bir şeydir. Aynen. Yani, e, herhangi bir davet stili değil ama. Aynen öyle. Ham şeyde bir fashion week'te bu tarz giyinir miydim? Giyinmezdim. Ben giyinmezdim. Aynen öyle. E, sokak stili olaraksa gayet tarz olmuş. Evet. Rito var. Rito'ya bakalım. Ben bunu da çok tarz buldum. Bilmiyorum. Ama Hı -hı. Belki de kendime çok yakın hissettiğim için no, olabilir. Bence de çok tarz olmuş. Çok güzel olmuş. Yani ama yine söylüyorum sokak, sokak stili, stili olarak ama onlar yani biraz işte daha rahat arkadaşlarımla işte öğlen şey kahve gidiyorum. yemeğe Aynen. gidiyorum gibi gibi. çok güzel onun için güzel bir kombin ama yine diyorum fashion week'te çok giyilecek şeyler Aynen. değil bunlar Jennifer Lopez çocukluğumdan beri hasta olduğum ve hiçbir zaman da onu sevmekten vazgeçmediğim <laughs> bir kadın ve hiç değişmedi Ya mesela fashion week'te giyilecek şeyler bence bunlar evet tabii hani ne şeyine hangi defileye katıldıklarına da bağlı orada şimdi ona göre de şey yapmak lazım ama yani fashion week'te de hani biraz daha böyle ona yakışır bir şekilde giyinirsin çünkü artık sen hani dünyaca tanınan bir selefetsin Aynen. dünyaca biliniyorsun hani gerek yok orada herhangi bir yerde işte Paris'te ben bir arka sokakta arkadaşımla bir oturup kahve içeceğim kruvasan yiyeceğim yani. kombinine gerek yok çok güzel olmuş bence Jennifer Lopez sırada kim vardı bakalım Zendaya. Zendaya. Kendi mesela. tarzını yaratmış. <laughs> Gerçekten. Mesela. Yani çok güzel olmuş. Yani o, o ifadesi. mesela. Yani o etek, o eteğin hemen direkt başladığı yer o şey içindeki hani muhtemelen body suit tarzında bir şey içindeki. Evet. Yani mesela hani Fashion Week'te yani. şey yapıyorsun, katılıyorsun hani daha böyle oraya e, yakışır bir şekilde gitmek çok daha uyumlu, uyumlu. olur. Çok güzel olmuş. Çok iyi. Rihanna'ya bakalım. Kadın ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ben seviyorum Rihanna'yı. Tarzı da şu an beni çok cezbetmedi ama hı hı. olmuş. Çok özür diliyorum. Ben hiç beğenmedim. Ben de aslında onu diyecektim. O Rihanna'yı sevdiğim için biraz da şey yapayım dedim. Yani ben de seviyorum Rihanna'yı ama o şapka, o palto, o şey böyle hani katman katman. Kendini şey, çok oynuyor ama o saç renkleriyle falan. falan aşırı oynuyor. Yani saç olarak hani her şey yapabilirsin de o kıyafetler biraz böyle lahana bebek gibi yapmış. <laughs> 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 yani çok daha güzel giyinebilirdi ama bu aralar böyle bu tarz şeyler giymeye evet. birazcık şey yaptı. Kim yapıyorsa şeyine stylingini yine söyleyeyim. Hani sanki Rihanna'nın tarzı buymuş gibi. ay bir tanıdığım çok daha farklı, evet, farklı, böyle. farklı Her davette çok şık olan bir Rihanna vardı. Şu an lahana bebeği döndürüyor kadını. Yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hiç beğenmedim. Helen'cim bu ünlülerin yaptığı saçmalıklardan sonra hmm. botoks ve dolgu nasıl olmalı? Yani şöyle söyleyeyim öncelikle mesela en çok şey yapılan e, sorulan sorulardan birisi işte ben botoks yaptırmalı mıyım dolgu yaptırmalı evet. mıyım falan oluyor kişilerde şimdi yaptırmalı mıyım yaptırmamalı mıyım kısmı aslında kişinin tamamen isteği doğrultusunda ya yani bu bir ihtiyaç değil bunlar hani hiçbirisi bir ihtiyaç, i̇htiyaç değil. güden şeyler evet. değil kişinin tamamen isteğine bağlı atıyorum dudağın küçük geliyordur daha ince bir yapısı vardır ve seni rahatsız evet. ediyordur tabii ki de ona dokun yani ama bu bir ihtiyaç değildir sen o ince dudakla mutlusundur. Aynen. Hani buna ihtiyaç duymuyorsundur. Bu da şey yani her şey biraz daha kişinin isteğine bağlı. Botoks da aynı şekilde. Ben atıyorum mimik çizgilerimden mutluyumdur. Alın çizgilerimden mutluyumdur. Botoks yaptırma ihtiyacı duymuyorumdur. Kişi eğer istiyorsa bunu yaptırmalı. Fakat son zamanlarda dediğim gibi bu ünlüler o kadar çok, çok abarttılar ki. Evet. Yani mesela atıyorum bir elmacık kemiği dolgusunun bir dozajı vardır. Bunu bu kadar abartmaya gerek yok. Hani oraya yapay bir elmacık kemiği oturtmanın evet, anlamı yok. Yani ne olabilir? Mesela atıyorum şurada nazolobiyal çizgilerimiz evet. çıkıyor. Yavaş yavaş hani buradaki kaslar düşmeye başlıyor. başlıyor. Artık yer çekiminden salıyor. dolayı kendini salıyor. Orada hani biraz burayı kaldıracak ufak tampon Hı -hı. görevi yapacak mesela ufak dokunuşlar çok minimal böyle dolgularla burası birazcık kaldırılıyor evet. hatta en büyük yapılan yanlışlardan birisi bana kalırsa şu oluyor burayı kaldırmadan kişi buradan rahatsız oluyorsa burayı Orayı doldurmak dolduruyor. oluyor ki burada çok kötü bir görüntü evet. oluyor burada bir e, toplanma hali oluyor ama orasının üstüne hala düşmeye devam evet. ediyor burasının o düşmesini engellemek için buraya işte biraz tampon yaptırmak daha sağlıklı olur ama elmacık kemiği isteyebilirsin. Atıyorum jawline evet. şey. e, de çok şey trendde şu anda. Jawline evet, hattı olur. isteyebilirsin. Ondan sonra ne bileyim yine e, gözaltı morluğundan şikayetçisindir. Gözaltı ışık Işık dolgusu de denilen olsun. bir sistem var ama hani o da şey değil yani buraya ışık veren bir dolgu şey yapmıyorlar evet, aslında. Evet onu hep yanlış biliyorlar bilgileri hep yanlış veriyorlar. Işık dolgusu yaptırırsam acaba bura mı aydınlanır Hı. mı? Gözümün altı çok mor ve bu şekilde Aynen. ışık dolgusu ama çoğu işi bilen insanlar doğru şekilde yönlendirebiliyor. Aynen, Aynen. o aslında tamamen bizim yüzümüze vuran ışıklar evet. dolayı. Halbuki orada gözün altına uygulanabilen bir dolgu maddesi evet. kullanılıyor. Orası tabii hafif doldurulunca o çukur Açamıyor. gidince bize yansıyan ışıktan dolayı da buraların o mor görüntüsü aslında evet. kalkmış oluyor. Yani bu kadar şey aslında ama hani dediğim gibi kişiler biraz daha buna ihtiyacın var mı? Ne kadar ihtiyacın var? var? Bunları belirlemesi gerekiyor. Bunun dışında doğru bir uzmanla görüşüp onu çok sağlıklı yönlendirmek evet. lazım. Dediğim gibi yaşlanmayı birçok kişi kabul etmeyebilir. Ya da güzel tatlı bir şekilde minimal dokunuşlarla evet, yavaş, yaşayabilirsin. Yavaş. Böyle hani evet sakin kalıp hani birdenbire hiçbir şeyin yokken şurada iki, i̇ki tane, tane yanak yapmak çok yapay duruyor. Ama ufak ufak hani burasını Burada. kaldırmak için Sorun minnoş orası. minnoş evet. dokunuşlar. Atıyorum bir şey artık böyle çok şeyler oldu baby liftler evet, falan evet, çok evet. moda oldu hani ufak dokunuşlar aslında. Bunları yaparken bence aksatılmaması gereken dolgu ve botokstan önce bir şey var aslında. Evet. O da mezoterapi. Yani cildin altını beslemek gerekiyor. Evet. En doğru aslında yatırım o. İşten hani tamir çünkü, etmek gibi bir şey. Aynen botoks çünkü orada sadece o kaslara geçici bir felç veriyor. Botulinum doktrin içeri içeriyor. Evet. Yani e, vücuda verilebilecek düzeyde bir de veriliyor. O Hı -hı. O kadar tehlikeli bir madde ki aslında çok böyle şeymiş gibi anlatılıyor. Böyle. Ay çok minnoş bir şeymiş gibi anlatılıyor evet. ama o kadar mesela minimal sağlık. düzeyde kullanılıyor ki o botoksta mesela. Ama tabii orada kasları felç ediyor. Kırılmış görüntüyü ortadan kaldırıyor. Fakat bunun öncesinde o cilde her sene daha sağlıklı olması için, daha güzel yaşanmak için altına Gerekli olan vitaminler, evet. peptitler, kolajen vesaire bunlar mezoterapi yöntemiyle enjekte edilse aslında hani dolgu olacak. veya botok süresi de çok 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 daha uzamış olacak evet. onlara ihtiyaç duyma süresi de o yüzden biraz daha o cildin altını beslemek daha önemli olduğunu düşünüyorum dolgu ve botoksan ama tabii kişi eğer kendisi ihtiyaç duyuyorsa bunu da en yapay olmayacak şekilde yaptırabilir. Çünkü artık biliyorsunuz son zamanlarda moda olan şey aslında tamamen doğal görüntü. Evet. Doğal bir görünüm şey yapmak, sergilemek. Makyajda da bu böyle. Her yani şekilde. Aynen modanın her şeyinde de o doğal görüntüyü kaçırmamak moda. Hazır bu modayken de hani böyle en doğal halimize minimal dokunuşlar daha sağlıklı daha, olacağını evet. düşünüyorum. Kendimiz olmaktan vazgeçmeyelim. Kesinlikle. Tamam küçük dokunuşlar yapalım Kesinlikle. ama kendimiz olmaktan vazgeçmeyelim. Aynen. Aa bugün böyleyiz yarın beni gören tanımazsa ne anlarım ben bundan ben <laughs> Çok yapayım. abartı yapılıyor. Evet. Ben şeye de karşı değilim estetiğe. Kişi burnundan de mesela şey değildir. Rahatsızlık duyuyordur. Değiştirsin. Hani evet. teknoloji gelişmiş artık. Onu özel bir şey yapabilir ya da atıyorum farklı operasyonlar. Geçirebilir ama bunlar böyle çok abartı çok abartı olunca evet. kişinin o doğal şeyi de görünümü de gidiyor ve böyle sanki başka bir dünyadan gelmiş, gelmiş bir gider. insan evet. ortaya şey yapıyor çok teşekkür ederim bizi aydınlattığın için ben teşekkür seni ederim seni çok seviyorum <laughs> ben de seni çok seviyorum <laughs> var mı başka söyleyeceğim bir şey yok çok teşekkürler tamam. gayet güzel bir program oldu yine <laughs> haftaya görüşmek dileğiyle haftaya görüşürüz kendinize çok iyi bakın kalın.